Selamlar oraya Sarmi. Ben Komisero ve bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi Ben Lord 30 Mart'ta çıktı. Çıkışını gerçekleştirdikten sonra olumlu olumsuz eleştiriler aldı. Tarafımız tarafından da olumlu olumsuz eleştiriler aldı. Fakat 8 yıllık bekleyişin ardından sonunda çıktı. Ben Lord çıktıktan sonra bir aya yakın zaman geçti. Bildiğiniz gibi bir aydır insanlar Ben Lord'u oynuyor satın alanlar ve eski Warband, Mount and Blade. Warband'da da e, ilk başta çıktıktan sonra Native'ini uzun süre oynayamıyorduk. Yani Warband'ı, Mount Blade'i, Mount and Blade yapan modlanabilirlik arkadaşlar. Modlanabilirlik sayesinde uzun süre, uzun süreler boyunca e, oyun dünyasına hükmeden bir oyun oldu bu oyun. Ve Bannerlord'u artık bir aydır oynadık ve e, yeni yeni modlar çıkmaya başladı ufak çaplı. Bu ufak çaplı modlar işte nedir? Ee, oyunun içeriğiyle alakalı küçük modlar. İşte ateşli silahlar, ateşli kılıç modu vesaire küçük küçük böyle modlar çıktı. Bunların dışında gelecek büyük modlar var. Ben size bunlardan bahsedeceğim. Warband'ı Warband yapan büyük modlardı. İnsanlar Warband'ı uzun süre boyunca o modları sayesinde modları indirip de oynadılar uzun süre. Mount ee, Mountain başarısı dediğim gibi e, ee, moddana birlik. Şimdi moddana birlik dedik. ilk modumuza gelelim. Beklemeniz gereken Anno Domini 1141. Anno Domini 1141 arkadaşlar bildiğiniz gibi Anno Domini 1257 vardı. Mountain Blade Warband'da. Anno Domini 1257. E, büyük Avrupa'nın tamamını, e, Asya'nın bir bölümünü, e, Kuzey Afrika'yı bir şekilde e, içine alan büyük bir haritaya sahipti. Bir sürü büt, o dönemin 1257 yılının bütün ırkları, bütün devletleri vardı. E, böyle var olan bir mod. Çok büyük haritalı bir mod, çok büyük faction'lı bir mod. 1141 de bunun <laughs> isminden de anlayacağınız üzere 1141 yılında geçen ve Bannerlord'a orada uyarlanmış versiyon olacak. Ve bunun yine modda Afrika'nın Kuzey Afrika olacak, Anadolu olacakmış arkadaşlar, Orta Doğu olacakmış, Avrupa olacakmış. Bu sayede büyük bir yine Anno Domini 1257'deki Varvant'taki gibi bir sürü ırklar, bir sürü medeniyetler e, olacakmış. Bu aynı zamanda modun özelliği Haçlı seferlerini konu alması. 1141'deki Haçlı seferlerinde kimler engelledi? Tabii ki de Zengiler ve e, Selçuklular. Bizim atalarımız da bu modda olacak. Atalarımızı alarak Haçlı seferlerine karşı bir ordu oluşturup Haçlılara karşı mücadele edebileceğiz. İkinci moda gelelim. Oynamanız gereken ikinci mod ise Three Kingdoms arkadaşlar. Three Kingdoms şöyle Çin'de geçiyor arkadaşlar. Çin'in 3 krallık dönemini konu alan bir mod. Total War'un bir oyunu da var bu ismi taşıyan. Çin'i birleştirmek adına bir oyundu Three Kingdoms. Önemli bir tarihi şey Çin'in önemli bir tarihi arkadaşlar Three Kingdoms Üç krallık dönemi. Bu Üç krallık döneminde de oynayabileceksiniz dünyaca ünlü. Ve burada e, Total War'da koymamışlardı Hunları. Biz çok bekledik. Belki DLC ile falan koyarlar diye. Bunda Hunlar da yani Asya Hunları da olacak arkadaşlar. Three Kingdoms e, modunda Mount Blade Banner Lord'un. Bunu da bekleyin ve atalarınızla Çinlilere karşı belki mücadele edin. Üçüncü moda geçtiğimizde Lord of the Rings modu arkadaşlar. Lord of the Rings modu bir bilim kurgu evrenine dayanıyor. Tolkien'in e, bilim kurgu romanlarına dayanan bir mod olacak. Bilim kurgu severler e, Dark Elf, Kara Elf, efendime söyleyeyim Goblin, Ork, bunları alarak büyük savaşlar el yapabilirsiniz Benim Lord'da. Sizi sıkmayacağına eminim abi bilim kurgu seviyorsanız muhakkak e, çıktığında bunu oynayın arkadaşlar. Gelelim bir diğer bilim kurgu şeyine. Modunak, Benim Lord'da gelecek olan. Yok bu bilim kurgu değil. Burning Empires. Burning Empires arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu Doğu Roma ve Batı Roma e, 375'te Hunların etkisiyle, Kavimler Göçü'nün etkisiyle ikiye ayrıldı. E, bu da e, o kaosu, o dönemdeki kaosu anlatıyor arkadaşlar. Burning Empires. Ya yani yanan imparatorluk böyle. Doğu ve Batı Roma'nın içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Bir sürü barbar devletler var oyun olacak. Hunlar da olacak. Dedelerinizle de oynayabilirsiniz. O tarihi dönemi şahitlik edebilirsiniz. Burning Empire'sa bir sürü birim, bir sürü silah, yeni silah, yeni harita sizi bekliyor olacak. Diğer bir mod ise, bu da bilim kurgu. Game of Thrones. Game of Thrones modu olacak. Game of Thrones artık hepiniz biliyorsunuz. Game of Thrones 8 sezonluk herhalde. 8 mi 9 mu bilmiyorum. Tam şey vakıf değilim. Büyük bir dizi. Aynı zamanda bir bilim kurgu kitap. Kitaptan uyarlanma dizi. Bir sürü işte taht mücadelesi veren diyarda. Taht mücadelesi veren devletlerin e, akıbetini anlatan bir e, hikaye. Biliyorsanız zaten çoğunuz biliyor Game of Thrones'u. Onun da modu çıkacak. Bir diğer Game of Thrones modu da son Game of Thrones modu da arkadaşlar. A World of Ice and Fire. A World of Ice and Fire'da. Bildiğiniz gibi ben bunun şeyini de çektim. Videosunu da çektim. Warband'daki modunu da çektim. A World of Ice and Fire. Oyunun ya kitaptan ya da e, dizi senaryosundan hangi birini seçerek oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ikisini de ayrı ayrı seçerek oynayabilirsiniz. A World of Ice and Fire'da da, Benim orada da gelecek. Sizi o senaryoda, o mücadelede bir maceracı olarak düşmanlara karşı vereceğiniz savaşlara ve o dönemin, o yani bilim kurgu kitabının içindeki birimler, ülkeler, askeri birimler, efendime söyleyeyim silahlar, atlar, karakterlerle beraber sizi o evrene sürükleyecek bir mod olacak. Bu kadardı. Ee, bu modların arkadaşlar mod DB sayfalarını aşağı linke koyacağım. Kendiniz de inceleyebilirsiniz modlar hakkında. Beklentilerinizi e, karşılayabilecek bilgiler alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.